Bu insanlar depremden sonra anladılar ki Hatay'a hizmet yapılmamış son 10 sene. Ve Sayın Lütfü Savaş hep diyor ki önümde bir engel oldu. Devamlı bir engelden ve şikayetten bahsediyor. Madem şikayetten bahsediyorsunuz, o zaman o koltuktan isteyeceksiniz ve gideceksiniz. Hata yaptığınızı söyleyin. Olabilir. Deyin ki ben yetemedim, ben yapamadım. Ben azıyla da çoğuyla, doğrusuyla yanlışıyla hakkınızı helal edin ve helalleşin bu halkla. Neden inatlaştınız? Neden zorla aday gösteriyorsunuz? Ben şimdi soruyorum sizlere. Lütfü Savaş ya da AK Parti adayı Sayın Mehmet Öntürk bu kriterlere uyuyor mu? Lütfen herkes elini vicdanına koysun. Tüm kamuoyuna soruyorum. Hem AK Parti adayı hem de Lütfü Savaş bu bahsettiğim kriterlere uyuyor mu? Eğer Sayın Özgür Özel Hatay'ı dışlasaydı bu kadar kaosun içerisinde böyle bir adayı dayatmayla Hatay'ın başına getirmezdi. Bundan dolayı bu insanların yanında olabilecek dürüst, deprem suçuna karışmamış, hep aynı şeyi tekrarlıyorum. Ben sonuna kadar bekledim, çekilmeye hazır olduğumu söyledim. Ben de buranın bir ferdiyim, bir evladıyım. Siyasetçi olarak lütfen bakılmasın. Ben Hatay halkının sadece bir sesi, bir sözcüsü olmaya çalışıyorum. İşte organize edildiğini söylüyor. Ya şimdi soruyorum. Benim sicilim kim olduğum belli. Hangi aileden yetiştiğim belli. Hangi nereden yetiştiğim ve nerelere kadar geldiğim belli olan bir ailenin çocuğuyum, ferdiyim. Araştırılabilir. Ben 7 kişilik bir aileden yetişmiş annem, zihinsel engelli kardeşim ve rahmetli engelli babam bir odada biz yaşarken popülistlikten bahsediyorlar. Ben oradan yetişmiş bir camımız yokken annem naylonla 4 sene kapatmış paramız yokken annem tarlada pamukta çalışmış neneme anne diyordum. O işte annenin bir evladıyım. Oralardan bugünlere kaldım. Beşiktaş'a, Galatasaray'a ve milli takıma hizmet ettim. Yokluğun ne olduğunu da bilen birisiyim. Depremde bir deprem mağduru olarak da çadırlarda yaşayan, su gelmeyen, bütün sıkıntıları yaşayan, insanlarla birebir diyalog kuran bir insan olarak her şeyi bilen bir insanım. Burada mağdurlardan bir tanesi de benim. Onların da mağduriyetini çok iyi anlayan bir kardeşlerim, bir evladıyım. O yüzden eğer bu popülistlikse, eğer bu bir popülerlik ise, evet ben popülerim o zaman. Yokluktan mağar ederek bu konulara kadar gelmişsem, hiçbir şey boyun eğdirmeyecek, alnı dik bir şekilde hem ülkesini hem şehrini uluslararası arenada temsil edecek bir evlat olarak çıkıp Hatay halkının sesi oluyorsa ve bundan rahatsızlık olanlar duyuyorsa rahatsız olmaya da devam etsinler. Ya ben nasıl siz Sayın Savaş, Sayın Özel burada beni halkımın, ben halkımı organize edip bir teröristmiş gibi göstermeniz akla sığmayacak bir konuşmayla yani kınıyorum böyle bir evladı Hatay halkına sahip çıkmaya çalışan, sesleri olmaya çalışan. Ben sadece burada Lütfü Savaş'a seslenmedim ki. Devletin yanımızda olmadı, hükümetin yanımızda olmadığını ilk günden beri haykırdım. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız da çıktı söyledi. Özür dilerim dedi. Yetişemedik dedi. Bunları da söyledi. Benim bunları söylemem neden rahatsız ediyor? Hem AK Parti'yi rahatsız ediyor hem de AK Parti zihniyetindeki ve oradan gelmiş olan bir Lütfü Savaş'ı da rahatsız ediyor. Ben ne ben ne de Hatay halkı bu sözü hak etmedi. Yani Peki Hatay Sayın halkına Zan, benim bu çekilmem devlet adına demesi bana rüşvet hoş teklif değil. edildi dediğiniz Evet, konuyu merak ediyorum. Nedir bu konu? oraya, Kim etti oraya bu geleceğim. teklifi size? Şimdi kimin ettiği değil. Az önce zaten ben görüşmeyi de sağladım. Organize İşler Şubesinden bir amirle de görüşmeyi sağladım. Gerekeni söyledim. Bundan sonrası için siyasetin ne kadar kirli bir yüzü olduğunu ifade etmek istedim. Siyasetin kirli yüzünü göstermek istedim. Bana kim üzerine alınır bilmiyorum. İsim vermeyeceğim. Ama isim vermem gerekiyorsa, emniyette vermem gerekiyorsa ya da savcılıkta vermem gerekiyorsa orada gider veririm. Bu avukatımla birlikte ve partimizle birlikte bunun şeyini veririz. Burada sıkıntı yok. Ben bunu zaten organize işler suçuyla ilgilenen Amir Bey'le de konuştum, görüştüm. Burada cümlelerime dikkat etmek istiyorum sadece. 2-3 kişiyle, 2-3 kişiyle neler yapabiliriz? Nasıl bir araya gelebiliriz? Neler istersin? Mağduriyetini diyorlar bana. Giderelim. Neyin mağduriyetini gidereceksin kardeşim? Hayırdır? Ben mağdur değilim ki. Hatay halkı mağdur. Madem ki sizin bu kadar çok şikayet ediyorsunuz, hem iş yapmıyorum diyorsunuz, engelliyorlar, hem de paranız var. Ya bu parayı bana teklif edeceğinize gidin sefalet içerisinde olan Hatay halkına, Tamam, depremzedelere, iş yapmıyoruz, çadırda kalan... engelliyorlar diyen Lütfü Savaş olduğuna göre bu kadar parası olan ve teklifte bulunan da herhalde CHP ve Lütfü Savaş anladığım kadarıyla.
Onu artık kamuoyuna bırakıyorum. Takdir onlarındır. Ama onun dışında da bana gelen o tehdit iki defa geldi. Tehdit iki defa geldi. Ben açık ve net söyledim. Eğer bunu bir kez daha yaparsanız ben bunu savcılığa ve yargıya taşıyacağım. Ama bu demek değildir ki yarın gidip ben bunu yargıya da savcılığa taşımayacağım. Ben bunun siyasetin kürlü yüzünü göstermek için çok net bir şekilde ifade ettim. Hatay halkın yanındayım. Sonuna kadar yanındayım. Hala telefonlar geliyor. Bakın sizle konuşmadan 5-10 dakika önce bana telefon geldi. Bu isimleri veremem. Doğru değil. Ama bu sevdiğim insanlar beni arıyor. Onu da seven insanlar, aracı olan insanlar. Sizi nasıl bir araya getirebiliriz diye. Bu böyle olmaz. Mutlaka bir araya getirmemiz lazım diyorlar. Ya beni bir araya getirmeyin. Hatay halkıyla bir araya getirin onu. Hatay halkıyla çıkın sahaya. Bakın söylüyorum, Erzin, Dört Yol, Payas, İskenderun, Samandağ, Arsuz, Antakya, Defne, buralara hizmet gitmedi ki, 10 yıl boyunca gitmedi.